Günaydın arkadaşlar. Direkt uzatmadan konuya gireceğim. Bazı genç arkadaşlarımız var. Etrafındaki kaslı, vücutlu insanlara bakıp onlar da onun gibi olmak istiyor. Kendinde bir eksiklik görüyor. Ama kesinlikle böyle bir düşünceye kapılmayın arkadaşlar. Gidip ağırlıkların altında ezilmeyin veya bir anda o şekilde olmayı isteyip de sağlığınızdan olmayın. Bir şeyler yaparken ne olursa olsun acele etmeyin. Zamanla her şey oturur. Eğer gerçekten o şekilde bir vücuda sahip olmak istiyorsanız da o da bir anda olmayacaktır. Buna inanın. Zamanla olur. Bir anda yapmak isterseniz gerçekten sağlık sorunu yaşarsınız. Tabi arkadaşlar, ben her zaman genç arkadaşlara söylüyorum, sizin bunu yapma amacınız ne? Yani kendinizi o kişileri gördüğünüzde eksik mi hissediyorsunuz? Yoksa yani kızların vücutlu erkekleri beğendiğini veya hoşuna mı gittiğini düşünüyorsunuz? Amacınız ne onu bilemiyorum ama buna inanın, bir kız da sizi beğenmek istiyorsa vücutlu da beğenir, vücutsuz da beğenir. Eğer siz kendinizi eksik görmüyorsanız zaten eksik değildirsiniz. O yüzden sorun etmeye gerek yok hiçbir şeyi. Benim her zamanki dediğim gibi arkadaşlar, en güzel ağırlık çalışması vücutla çalışılan ağırlıktır. Bu da nedir arkadaşlar? Barfix. Ben söylüyorum, hep yine söylüyorum, diğer videolarımda da söyledim. Şınav, mekik, ayak hareketleri. Emin olun, yani sizin vücudunuzu her yerini kasa çevirecek bu hareketler. Bunda hiç şüpheniz olmasın. Ben hayatta ağırlığı seven bir insan değilim. Ağırlıktan da nefret ederim. Bakıp görseniz vücudumun her yeri kastır. Ama işte insanlara bazen bunu anlatamıyorsun, illa yani ağırlık çalışacaklar, o ağırlığın altına girip ezilecekler. Gerek yok arkadaşlar, sadece vücudunuzu, tabi kaslarınızı uyarın, ölü bir vücut olmasın, fiziğiniz düzgün olsun. Bazı genç arkadaşlarımı görüyorum, gerçekten onlar adına da üzülüyorum. Genç yaşta diksiyonu bozuk, kambur kambur yürüyor, farkında değil. Yani sonuçta 60-70 yaşında değil. 60-70 yaşında dedelerimize baktığınız zaman emin olun, böyle fiziği çok güzel, dimdik hepsi. Yani bu arkadaşlarımız da gerçekten bir spor branşına yazılıp biraz kaslarını harekete geçirmesi gerekiyor. Özellikle de bu üniversiteye hazırlanan, KPSS'ye hazırlanan arkadaşlar çok yoğun ders çalıştıkları için genellikle bu arkadaşlarda diksiyon bozukluğu çok oluyor. Yani bir şeyleri kazanırken bir şeyleri kaybetmeyin arkadaşlar. Yani spor yapın. Hiçbir şey yapamıyorsanız, hiçbir şey yapamıyorsanız evde günde 5 veya 10 tane barfiks çekin. Size yeter arkadaşlar. Sabah da kalkın, bir yürüyüş yapın. Yani yarım saat, 25 dakika, yapabiliyorsanız 40 dakika. Emin olun size çok iyi gelecektir. Hem rahatlayacak, vücut olarak rahatlayacaksınız. Hem yürürken diksiyonunuz düzgün olacak. Yani çok iyi olacak sizin için. Başka da ne söyleyebilirim bu konu hakkında? Bu konu hakkında arkadaşlar, her şey tabi, şimdi bu arkadaşlar vücut geliştirmeye giden arkadaşlar doğal olarak ilaç kullanıyorlar, aşırı da ilaç kullanıyorlar. Tabi bunlar vücutlarına nasıl bir zarar verdiklerinin farkında değil, organlarına. Farkına varsalar emin olun bir daha o ilaçları kullanmazlar, o vücudu da istemezler. Benim mesela etrafımda görüyorum, bazı vücut geliştiren arkadaşlar var. Bir bakıyorsun bir gün dağ olmuş, bir bakıyorsun vücudu
eskisinden daha kötü olmuş. Bu yüzden arkadaşlar, vücut geliştirmeye giden arkadaşlar da bir anda bu işi bırakmasınlar. Bırakacaklarsa da yavaş yavaş bıraksınlar ki sağlık sorunu yaşamasınlar. Ben her zaman diyorum, en güzel doğal beslenmektir. Doğallık nedir arkadaşlar? Siz yumurtanızı yiyin, makarnanızı yiyin, balınızı yiyin. Vücudunuz hem çok sağlıklı olur, hem çok güçlü olur, hem de çok kaslı olur. Bu konuda hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Konuyu fazla da uzatmak istemiyorum. Zamanınızı çalmak istemiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Bu tarz videoların tekrar gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Çünkü aşağılar karanlık. Ben de üstte güneşi görmek istiyorum. Hoşça kalın.